Teziş Pratik Bilgiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Elimdeki bitkinin ismi cam güzeli. Ve bir kaktüs çeşidi olan şöyle dar uzun kaynana dili diye tabir edilen kaktüs çeşidinden var. Ben de böyle boyuna çok uzun bir şekilde gitmişti. Ve artık kendini dartamayıp kırıldı. Ben de atmaya kıyamadım. Şöyle yaklaşık 15-20 gün civarında bir suda beklettim. Suyunu çektikçe sürekli su takviyesi yaptım üzerine. Ve bu şekilde köklendirme elde ettim. Gördüğünüz gibi bakın tamamen köklendi. Şu parçası da köklü. Bunların dikimini yapacağım ve cam güzelinin dikimini yapacağım sizlerle. Daha önceden saksılarımda bulundurduğum ve şu an çiçek olmayan saksılarımdaki toprakları döktüm ve harmanladım, karıştırdım. Ben zeminine her zaman yumurta kabukları gömüyorum. Bakın daha önceki çiçeklerimden kalan yumurta kabuklarım da var içinde. Böyle harmanladım güzelce. Her zaman saksı değişimi yaparken toprağı harmanlamanız sizin için çok daha verimli sonuç elde etmenizi sağlar. Toprağımın drenaj delikleri açık. Saksımın drenaj delikleri açık. Toprağımı yavaş yavaş doldurmaya başlıyorum. Yarıya gelince de çiçeğimin boyuna göre şöyle kontrol ederek kontrollü bir şekilde çiçeğimi oturtturacağım. Şöyle etrafına toprak takviyesi yaparak çiçeğimi yerleştirerek böyle fidan dikimi yaparken çok büyük saksılar tercih etmeyin. Küçük çaplı olursa saksınızın ebatı çiçeğinizden de iyi verim almanızı sağlar. Dibini iyi bastırın. Hava almaması lazım bu aşamada. Bitki dikimlerinde bu çok önemli. İlk dikimde toprağının sıkı olması gerekiyor ki kökü hava almasın. Rahat büyüme sağlayabilsin. Daha sonrasında tabii ki havalanacak. Şöyle güzelce destekleyelim dibine. Evet, cam güzelini saksımıza yerleştirdik güzel bir şekilde. Boş kalan yerlerine, dallarına gelene kadar toprak takviyesinde yaptık. Şimdi bunu kenara alalım. Aynı işlemi kaktüslerimiz için yapacağız. İkisini de ben tek saksıya dikeceğim. Dediğim tarafa gelecek şekilde şöyle saksımın yarısına gelecek şekilde toprağımı doldurdum. Tarafına da diğerine. Bunları dikerken dikkat edin. Ellerinize çok ince kıl gibi zaten dikenleri. Dikenlerini dikebilirim. Kaktüsü evimde bulundurmayı seviyorum. Radyasyonu en iyi iddia ediliyor. Gerçekten doğruysa bize çok büyük bir fayda sağlıyor. Bilgisayar etrafında, televizyon etrafında. O yüzden evimde mutlaka birkaç saksı bu cihazların etrafında kaktüs bulunduruyorum. Şöyle. Bunda da aynı şekilde dibini sıkılaştıralım. Evet. Gördüğünüz üzere cam güzelimiz ve kaktüsümüzün dikim aşamasını tamamladık. İlk dikim aşamasında yapacağımız işlemde cam suyu vermek arkadaşlar. Şurada kaktüsümüzün kendi bardaktaki suyu var. Evet, ondan verdim. Cam güzelimize de verelim. Evet, dikim aşamalarını tamamladık. Teziş Pratik Bilgiler kanalında bugün sizlerle cam güzeli ve kaynağı dili olarak tabir edilen kaktüslerimizin dikimini yaptık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.